Merhaba sevgili dostlar. Bugün Alek Berçiçek'in Haydar Haydar eseri bağlama üzerinde hep beraber öğreneceğiz. Böyle aktif bir şekilde eserin bölümlerini ve mızrap vuruşlarını, mızrap yönlerini, bütün detayları da size anlatmaya çalışacağım. Bu böyle bir videoyu ilk defa çekiyoruz. Aslında neden diye sorarsanız çok talep geldiği için. Sürekli Instagram üzerinden, Facebook üzerinden, YouTube'da yaptığımız canlı yayınlarda böyle eğitim videolarını benden çok talep ettiniz. Ben de çok yanaşmadım. Ama bugün böyle bir çalışmayla başlamış olalım. İnşallah katkı sağlayacağını ben düşünüyorum. Elimden geldiği kadar bütün detaylarıyla size Haydar Haydar'ı anlatmaya çalışacağım. Çünkü önemli bir eserdir. Belli bir seviyede bağlama çalanlar için özellikle bu videonun çok büyük önemi var. Ben bağlamamı doğuya akortladım. Siz de 440 frekansla doğuya ayarlarsanız benimle beraber bu şekilde interaktif bir şekilde eseri öğrenebiliriz. Şimdi Haydar Haydar sol karar. Bağlama üzerinde sol karar olan bir eser. Şimdi bu eseri öğrenmeden önce sağ elde çalışmanızı istediğim bir mızrap egzersizi var. Şimdi onu yavaştan hızlıya doğru çalacağım. Siz de yavaş yavaş videoyu yavaşlatabilirsiniz isterseniz ya da ben de yavaş çalacağım. Geçebilirsiniz. Şimdi sağ eldeki mızrap elim sol perdesinde. Elim sol perdesinde. Tamam mı? Şimdi sağ elde geldik. Tekrar yapıyorum. Gördüğünüz üzere yavaştan hızlıya doğru yaptım. Bunu sol perdesi üzerinde çalışabilirsiniz. Bunu çalıştıktan sonra, bunu iyice oturttuktan sonra sağ el mızrap yönlerini. Şimdi bunu eserde uygulamaya başlayalım. Ben başlıyorum. Yavaş çalacağım ilk kısmını. Çalıyorum. Daha yavaş. Şuna dikkat etmeni istiyorum. Sağ elde elimi yukarı doğru vurduğumda solden si ve la perdesine geçiyorum. Bakın. Bunu yavaşlatarak videonun üzerinden de çalışabilirsiniz. Devam edelim. Yine aynı mızrapla devam ediyorum. Yine elimi yukarı doğru vurduğumda sol perdesinden yine do perdesine geçeceğim. Bakın. Thank you.
Sahil mızrağı da değişmiş oldu arkadaşlar, bakın. Hep üst vuruyorum. Burası aynı. Burası aynı şekilde devam ediyor. Evet, şimdi bu kısmı geçtik, bitirdik. Şimdi burada re majör bastığımız bir yer var. Oraya geçeceğiz. Onun için de alayım ben bir. Buraya bakmamız gerekiyor. Bakın. Yine elim yukarı doğru vurduğumda re perdesine geçmem gerekiyor. Sonra fa diyez bastım. Altta zaten boş telde la tınlıyor arkadaşlar. Yani re majör tınlıyor. Tekrar yapıyorum. Geçtim. Sonra farklı bir mızrap geliyor yine. Bak, re majör basacağız. Hareketimiz var. Bakın. Şöyle dikkat. Şu alt, orta ve üst teli bütün hepsine vurarak geçiyorum. Bakın. Bu şekilde geldik. Sonra yine demin çalıştığımız, demin sürekli yaptığımız rap vuruşuna dönüp yine aynı re majör bastığımız perdeler üzerinde çalışırken şöyle çalışabilirsiniz bu arada, bakın burayı yine aynı bu eseri geçmeden önce gösterdiğim mızrap vuruşlarını burada uygulayabiliriz, ama bu eseri çalarken bu sefer şu baş parmakla yukarı doğru bir çekme yapmamız gerekiyor, bakın. Tele doğru bir çekme yaptığınız için burada kullandığımız mızrap bu şekilde olamaz. Bunu bu sefer yani şu şekilde değil de değil, çünkü bunu çekmek zorundayız onun için. Burayı tek vuruyorum farkındaysanız. Bakın. Değişti. Yapacağımız şey bu. Burada dileyenler yine bizim başta öğrendiğimiz mızrap yönlerini de kullanabilir yani. Şu şekilde çalabiliriz burayı. Yavaşladım. Thank you.
Majör'de yaptığımız burada bakın. Sınıfta vardı ya. Yine burada orada yaptığımızı burada yapıyoruz. Bakın do diyez üzerinde yapıyoruz. Pardon fa diyez ve si natürel üzerinde yapıyoruz. Burada kullandığımız re majörde yaptığımız mızrap kuruşlarının hepsi yine burada geçerli. Geçtik ondan sonra re, so, re, re, si bemol basıyoruz ve yine çalışmak için şu mızrap vuruşlarını önce çalışıp daha sonra buraya uygulayabiliriz. Çalışacağımız şey şu arkadaşlar. Çalışmak çok önemli. Yani eğer bu mızrabın yönünü ben aşağı değil yukarı doğru bir kere yapsam tamamen süreklilik arz etmez. O zaman bu hale de gelmeyebilir. O yüzden doğru çalışmak önemli. Mızrap yönlerini bu şekilde yaparsanız hızlanmak daha kolay olur yani. Şekilde haydar haydara bölüm bölüm çalışırsanız metronom eşliğinde, şimdi metronom yapmadık tabii ki ama sizin öyle yapmanızı öneririm.
eseri bölüm bölüm çalışırsak oturtması, icra etmesi daha kolay olacaktır. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmasını diliyorum. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.